شبكة الأمجاد الإسلامية. على onlar din adamlarını ve din alimlerini ve cemaatleri ve mefkileri ve kişileri ve şahısları totem edindiler, Rabler edindiler sözünden de kast olunan budur. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar Allahu Teala kendilerine birer tevhid dini olan, anlıyor musunuz, İslam'ın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar olan, devamı olan, değişik dönemlerdeki anayasaları olan Tevrat ve İncil'i tahrif ettiler, hükümleriyle oynadılar. Bunu ne şekilde başardılar? Bunu bid'atler üreterek, bid'atler türeterek, bid'at kavramları üzerinde bunu yaptılar. Sonra Allahu Teala bundan razı olmadı. Onları uyardı. Aslında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olmuş bitmiş bir olaydan dolayı ne yapıyor? Uyarıyor. Aslında hiçbir zaman şunu unutmayın. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerle veya Hristiyanlarla alakalı inen ayetler de bir nebze Müslümanları bağlar, ilgilendirir. Çünkü geçmişten ders almak, geçmişten hikmetler, geçmişteki yaşanmış olumsuzluklardan dersler çıkarmak, onları kavramak, ona göre hareket etmek. Aslında Tevrat'ın ve İncil'in nasıl yozlaştığını, nasıl bozulduğunu Allahu Teala Tövbe Suresi 31. ayet-i kerimede bildiriyor. Ama günümüzdeki alimler de, günümüzdeki cemaatler de aynı hata yapıyor. Aynı söylemi, aynı yanlışı, aynı eksiği ne yapıyorlar arkadaşlar? Aynı hatayı yaparak bugün ümmetin dini olan ve tevhid dini olan Kur'an ve sünneti tahrif ederek, kendi nefislerine ve havalarına göre şerh ederek, yorumlayarak yavaş yavaş onu bozmaya, yozlaştırmaya başladıklarını görüyoruz. İşte ondan dolayı Tövbe 31. ayet-i kerimede اتخاذوا أخبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أميروا إلا ليعبدون إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون diyor Allahu Teala. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı, Mesih'i Rabler edindiler. Oysa bunlar ancak bir olan Allahu Teala ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden münezzeh ve uzaktır. Yani amma yüşrikun uzaktır demek. Allahu Teala kendini onlardan koruduğunu, muhafaza ettiğini söylüyor. Hatim bin Adi bin Hatim de biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti üzerine Şam'dan gelmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeye gelmiş. Daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşısına yeni çıkıyor. Bu ayet nazil olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu cemaate söylediği zaman hemen o itiraz etti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelerek ne dedi? Ey ya Resulullah, biz asla onlara ne yapmadık? Rab edinmedik, onlara tapmadık, onlara ibadet etmedik deyince işte buradaki Rab kelimesi, onlara Rab ve ilahlar edindiler ayetinde söylenen söylemi de net olarak burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, Sahih Buhari ve Müslüm-i Tirmizi ve diğerlerinin sahih rivayetlerle verdiği diyor ki Adi bin Hatim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi ve Hatim diyor ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına vardım. Boynumda altından bir haç vardı. Hala Hristiyandım, daha İslam'a girmemişim ama davetine icabet ederek geldim diyor. Var boynumda bir haç bulunuyordu. Bana dedi ki ey Adi bu putu çıkarıp at. Ben onun Tövbe Suresinin onlar hanlarını, papazlarını ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler ayetini okuduğunu işittim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü biz onlara ibadet etmiyorduk ki diye söylendim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin diyor. Dikkat edin. Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarını tapmıyorlar da fakat onlar hahamlar ve papazlar hakkında bir şey helal kılınca onu helal sayıyorlardı. Bir şey haram görünce onlar da haram görüyorlardı. Yani buradaki Rab edinmek, ilah edinmek, onlara tapmak kavramından kast onların aslında onların haram dediğine haram, helal dediğine helal, hiç sorgulamadan diretmen itaat etmek. Günümüz cemaatlerinin, günümüz insanların da en büyük zaafı budur. Yani Kur'an-ı Kerim ve sünnete başvurmadan, müracaat etmeden, Kur'an'a ve sünnete aykırı fiiller ve hareketler yapan insanlara hiçbir itirazda bulunmadan onlara itaat etmeleri olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dile getiriyor. Sonra Hatim diyor ki ben diyor teyit ettim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet ya Resulullah, onlar neye helal dediyse biz helal bildik, neye haram dedilerse biz onu haram bildik ve o şekilde hareket ettik deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte bu onları ne yapmaktır? İlah edinmekte. Zaten bugün problemimiz bu. Bugünkü cemaatlerin de problemi bu. Yeni İslami yapıların da problemi bu. Gittikçe bid'atlere bakıyorlar, gittikçe Kur'an ve sünnete aykırı işler yapıyorlar. Ama artık onlar sorgulanamayacak derecede sanki ulvi birer makam sahibidirler, ilahlaştırılmışlar. Hiçbir şekilde ne Kur'an'a ne sünnete uyuyorlar. Kendi nefislerinden, hevalarından din uyduruyorlar. Kitap satma uğruna, ticaret yapma uğruna haklı alınmayacak
İslam hukukunda olmayacak mantıksal uyduruk şeyler çıkarıyorlar ve sadece insanlar onlara itaat ediyor. Ondan dolayı Hazreti Sahih Buhari ve Müslüm'ü müttefikun aleyhin olarak verdikleri ve Hazreti Ayşe annemizden sahih rivayetlerle, sahih senetlerle ulaşmış olan hadis-i şerifte diyor ki An Ayşe radiyallahu anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ahdâtu fi emrina hâze mâ leyse minhû fehuve rabbi. Ben diyor Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'dan işittim. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey uydurursa, din diye size tarif ederse, bir amel, bir ibadet, bir fiil, yani İslam'ın özünde olmayan, benim yapmadığım ve duyurmamış, olmamış, bid'at olan, muhtesat olan bir şey duyarsa onu reddedin diyor. Kesinlikle ve kesinlikle bid'atlar karşısında, hurafeler karşısında susmayın. Çünkü siz sustukça İslam tahrif olunacak, bunun bir vebali de sizin boynunuza mahşerde gelecek. Ondan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam men ahdâsü fî emrine hâze mâ leyse minhû fehuve radd diyor. Kim bizim dinimizde olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez, reddedilir. Kim bir bid'at uyduruyorsa ve bunun bid'at olduğunu siz dinen, ilmen biliyorsanız ve öğrenmişseniz onu reddetmeniz, ona karşı durmanız, onu asla kabullenmemeniz imanınızın bir gereğidir. İnancınızın bir gereğidir. Çünkü neden diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Çünkü İslam bu şekilde tahrif olmaya başladı. İslam bu şekilde Peygamber aleyhisselatü vesselam dönemindeki haktan, tevhidden uzaklaşmaya başladı. Tek sebebi budur. Bid'atlar, uydurulan ameller, icat edilen yeni yeni oluşumlar. Ya bir alim çıkıyor kendine kitap satmak için, güya ticaret yapmak için veya satış tekniklerini kullanarak ne yapıyor? Peygamber aleyhisselatü vesselamın zuhuratta görüldüğünü, peygamberin şu yazdığı kitap hakkında şöyle dediğini, veya şu kitabı, veya şunu, veya bunu. Yani bir şekilde bu insanlar ne yapıyorlar? Kendi ticari menfaatlerini hevalara uğruna din uydurmaktan sakınca görmüyor. Hadis uydurmaya kendi ağızlarıyla fetva veriyor. Ya tek bir alim çıkıp da arkadaş sen bu dini tahrif ediyorsun. Senin bu konuda hakkın yok. Gerçi öyle insanlardan da insanlar korkuyor. Alimler korkuyor. Neden? Çünkü bir tanesi vardı diyordu bir alime. Diyormuş ki benim ağzıma düşmekten sallakama düş. Yani bu bir tehdittir bu. Yani siz eğer bana atacak olursanız benim ağzıma düşersiniz ki hala ama düştünüz ha benim ağzıma. Demek ki o kadar kirlenmişler, o kadar izzetlerini ve şereflerini, İslam'ın unsurlarını kaybetmişler ki böyle olunca da sorduğun zaman medyatik hocalarımıza veya tevhid olan, İslam'a yakın olan alimlerimize kimsenin bu insanların bid'atları ve uydurmaları İslam'ı tahrif etmelerinden konuşmadığını, sebebinin de korku ve endişeler olduğunu görebilirsiniz. Ama aslında mümin olmanın vasıflarından biri de hiçbir şekilde kınayıcının kınamasından çekinmeden hakkı güzel bir şekilde tarif etmektir. Nitekim Beyhakî'nin Şubâb-ı Kübra'da 316. sayfada 4. hadis olarak verdiği Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اَبْغَادُ الْاُمُورِ اِلَى اللّٰهِ بِدَاعَ diyor. Allah katında amellerin en çirkini din adına ortaya atılan bid'atlardır diyor. Yani Allah-u Teala o kadar hoşnut değil ki bid'atlardan Allah katında en kötü amel, en kötü fiil belki Allah-u Teala nezdinde masiyetten yani haramdan daha şer olan bir şeyin bid'at olduğunu söylüyor. Abdullah İbni Ömer ise bu konuyla alakalı olarak şöyle diyor. Bütün insanlar güzel de görse birileri İslam'ı tahrif ettikleri zaman onların güzel gördüğü gene bid'attır. Gene dalalettir. Ne kadar insanlar ölse, ne kadar toplum bunu kabullense de kullu bid'atin dalalı. Zaten kullu bid'atin dalalı olma sebebi nedir? Çünkü Allah-u Teala Peygamber aleyhisselatü vesselama da bid'at uydurma izni ve yetkisi vermediğini söylüyor. Asla ve asla zaten Necm suresi 1, 2, 3 ve 4 ve 5, 6, 7 böyle giderseniz bir Necm suresini okuyun göreceksiniz. Allah-u Teala diyor ki o peygamber Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı kastediyor. Eğer havasından bir şey atacak olsaydı Allah-u Teala onun da şah damarından yakalanıp ateşe atılacağını söylüyor. Bu kadar açık ve tehditvari konuştuğu halde ki ayet-i kerimede de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَى O peygamber hiçbir şey havasından konuşmaz. Onun konuştuğu mutlak vahidir söyleminde peygamber kendi aklından din uydurmamış, namaz uydurmamış, ibadet uydurmamış, bir dua uydurmamış, hiçbir şey uydurmamış. Her ne bize iletmişse gayr-ı metni vahidir. Bugün Şafiler, Hanifiler, Maliki ve Hanbeliler dört mezhebe göre de peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti de vahidir. Allah-u Teala'nın kendi vahisidir. Ve bugün tefsir usulü, hadis usulü alanındaki profesörler ve alimler ve cumhurun genel görüşüne göre de vahiy iki çeşittir. Biri metlu vahiy dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Biri gayri metlu vahiy dediğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Cibril-i Emin, rüya, ilham yoluyla ve Rabbimin bildirmesiyle gayri metlu vahiy dediğimiz sünnet yoluyla peygamberimize
bildirilmiş olan bütün o ibadetler, muamelatlar, ameller, fiiller hepsi onun dahiline giriyor. Yani onların hepsi, her biri ne oluyor? Her biri vahiy oluyor. Peki Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bid'at uydurma yetkisi vermezken ben bu, şu bugünkü o şarlatanlara da sorulmadan edemiyorum. Peki size kim bu yetkiyi verdi? نتعلم مهنا شتى نتقن خمسا أو ستا ونعول أخا أو